Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün dersimizde kategori activity sayfamızı oluşturmaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde bir cursor adaptör sayesinde buradaki list view'u veri tabanımızdan gelen kategori değerleriyle doldurmuştuk. Bugünkü dersimizde bu yeni kaydet ve sil butonlarını yapacağız. Basit olarak yeni butonuna tıklanıldığında burada bir değer varsa, mesela şöyle bir değer varsa, bunun silinmesini ve yeni bir kaydın bu listeye eklenmesini sağlayacağız. Kaydet butonunda yine buraya yazılan bir değeri bakacak. Bu değer daha önceden buradan mı tıklanıp buraya geldi, yoksa yeni bir kategori mi? Yeni ise kaydete bastığımızda yeni ekleyecek. Yok eğer bu listeden, atıyorum ben deneme kategori onun adını değiştirmek istiyorum, şöyle bir şey yaptım. Bu sefer kaydete bastığımda yeni bir kayıt değil, buradaki bu kategorinin güncellenmesini sağlayacağız. Yine aynı şekilde şuradan bir kategori seçip sil butonuna bastığımızda da bu kategoriyi silip listemizi güncelleyeceğiz. Bunu yapmak için kategori activity sayfamızı açtık. Yalnız bakın şurada şöyle uzuncana bir tanım var. Ben şuradaki sadece kategori entry'nin gelmesini istiyorsam, şimdi bu sınıf buradan not defterim kontraktı sadece import etmiş. Ben buraya gelip nokta deyip kategori entry'yi de ben buraya eğer import olarak eklersem, şuradaki ifadeleri artık yazmama gerek kalmaz. Çünkü bunun öncesindeki pet'i ben yukarıda import ettiğim için ne olacaktır? Direkt olarak kategori entry burada tanımlanacaktır. Böylece daha temiz bir görüntüyü elde etmiş oldum. Daha sonra gidelim. Kategori tek satır değil de activity kategorinin içindeki şu butonların tıklanma olaylarını ele alan onClick metotlarını oluşturalım. Bunları oluşturduğumuzda şöyle kategori sil, kaydet veya güncelle, yeni kategori oluştur metotlarım tetiklenecek bu butonlara tıkladığımda. Şimdi ilk olarak yeni kategori oluşturu yapalım. Şunu ben yukarıya taşıyayım. Dediğimiz gibi bu butona tıklanıldığında eğer bir değer varsa sıfırlanmasını istiyorum. Hangi değer o? Baktığımız zaman biz bir edit teksimizin olması lazım. Kategori adı kısmı. Öncelikle onu kategori adı nokta set text deyip bir boşa atayalım. Hani içinde herhangi bir şey varsa öncelikle onu bir silelim. Yeni kategoriye tıklanıldığında. Daha sonra bunun yeni bir kategori mi yoksa listeden seçilen bir kategorinin güncellenme işlemini olduğunu anlamamız için bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi şuradaki listenin tıklanma olayına bakarsanız gördüğünüz gibi iki tane değer var. Bir position, bir de ID değeri. Şimdi position değeri buradaki elemanın bu listedeki durduğu yer. Mesela bu sıfırıncı position, birinci position, ikinci position. ID değeri ise bu satırın veri tabanında tutulduğu ID kayıt sayısı. Mesela bu burada sıfırıncı elemanda olabilir ama ID olarak 35, 40, 45 gibi bir değere sahip olabilir veri tabanında. Ben buradaki ID değerine bakarak bunun yeni bir eleman mı, yeni bir kategori mi yoksa var olan bir kategorinin güncellenmesi mi, bu işlemin ne olduğunu anlayabilirim. O yüzden buraya geliyorum. Long tipindeymiş o. Şuraya geldim. Bir tane long değişken. Seçilen kategori ID'yi eksi 1'e atıyorum. Neden eksi 1? Çünkü veri tabanında eksi 1 ID'li bir kayıt olamayacağı için bu değere eksi 1 atadım. Eğer bu değer eksi 1 ise ben ne anlayacağım? Bu yeni bir kategori. Yok eğer eksi 1'den farklı bir integer değerse anlayacağım ki var olan bir kategoriyi kullanıcı güncellemek istiyor. Daha sonra bu değeri şurada, yani bir liste tıklanıldığında seçilen kategori ID'ye şuradan gelen parametre olarak gelen ID değerini bir atayalım. Daha sonra konuyu daha iyi anlatmak adına biz burada ne demişiz? Tıklanıyor'ya bir cursor atayıp gördüğünüz gibi birinci ID'si 1 olan elemanı kategori adına atamışız. Şuraya bir toast mesaj yazalım ve ne demek istediğimi daha iyi anlatayım size. Öncelikli olarak get base context dedik. Şöyle yapalım. ID değeri diyelim. Seçilen kategori ID olsun. Bir de position değerimiz olsun. Bakalım arasındaki fark neymiş, nasıl oluyormuş. Uygulamayı bir çalıştıralım. Dediğimiz gibi position listedeki yeri, ID ise tıklanan elemanın veri tabanındaki ID değeri oluyor. Kategoriler sayfama gittim. Şimdi buradaki atıyorum bunu tıkladığımda
Gördüğünüz gibi ID'si bunun 5'miş ama position değeri 0, 1, 2, 3, 4. 4 olduğu için bunu böyle yazıyor. Bunu umarım anlamışsınızdır. Bir eleman tıklanıldığında seçilen kategori ID burada atanıyor. Şimdi ben burada yeni bir kategori oluştururken zaten herhangi bir öğe tıklanılsa veya tıklanılmasa da ne yapacağım? Buraya gelip seçilen kategori ID'yi eşittir deyip eksi 1'e atacağım. Çünkü ben yeni bir kategori eklemek istiyorum. Yeni kategori eklerken aslında şu an için yapmam gerekenler bunlar. Çünkü bu yeni kategoriyi eklediğimde şöyle burayı sıfırlayacak. Şuradaki seçilen kategori ID'yi eksi 1'e atayacak. Ve de buraya yazdığım değeri kaydet butonuna bastığımda ben kaydetmiş olacağım. Hemen geldim bu metodun içine. Şunu da şuraya taşıyalım. Kaydet ve güncelleme işleminde işte biz bakacağız. Bu yeni bir kayıt mı yoksa bir var olan bir kayıt güncellenmek mi istiyor? Tabii ki de ilk olarak ne yapacağız? Edit text'e girilen veriyi kategori şöyle yazalım. Yeni kategori adı diyelim. Bunu benim edit text'imden almam lazım. Kategori adı nokta getText nokta toString diyerek. Yeni bir kayıt eklerken veya var olan bir kayıtı kullanırken ne kullanıyorduk? Content values diye bir sınıftan faydalanıyorduk. Bunu her iki durumda da zaten oluşturmam lazımdı. Daha sonra buna put diyerek yeni değerlerimi koyacağım. Aslında burada koymak istediğim bir tek kategori adı var. Çünkü ID veri tabanı tarafından otomatik olarak oluşturuluyor. Put dedikten sonra ilk olarak key'imizi yani anahtar değerimizi yazalım. Anahtar değerim neydi benim? Kategori entry nokta column kategori. Daha sonra bunun değeri neydi? Şuradaki yeni kategori adı. Ben bir güncelleme de yapsam, yeni bir eleman da eklesem bu kayıt her halükarda çalışacak. Şimdi asıl olayımız burada başlıyor. Ben burada yeni bir kayıt mı ekliyorum yoksa var olan bir kaydı güncellememi istiyorum. Eğer diyorum tıklanılan veya seçilen kategori ID dediğimiz alan eşitse eksi 1'e yani yeni bir kayıt oluşturuluyorsa burayı yap. Burada ne yapacağız? Insert işlemi. Yok eğer seçilen kategori ID eksi 1'e eşit değil yani farklı bir ID değeri ise ki o ID nedir? Benim seçilen kaydımın veri tabanındaki ID değeridir. Orada ise update işlemi yapacağız. Bu iki işlemi farklı iki butona atayabilirdik ama tek bir butonda olması bence çok daha güzel. Hem böylece nasıl kullanıldığına dair de mantık yürütmüş oluyoruz. Eğer dedik eksi 1 ise burada yeni bir inserting işlem yapacağız. Insert işlemini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bir handler kullanarak yapabilirdik. Şurada oluşturduğum not defterim query handler sayesinde ben yapacağım sorgunun farklı bir thread üzerinde daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayabilirim. Onu yaparken de ne yapıyorduk? Öncelikle not defterim query handler'dan bir nesne oluşturuyordum. Handler eşittir new not defterim query handler deyip bu benden bir content resolver bekliyordu. Content resolver neydi? Content provider'dan istekte bulunacağımız bizim mesajlarımızı karşı tarafa iletecek sınıftı. Bu sınıftaki bu activity dedi ki get content resolver al ve ona gönder diyorum. Yani benim yapacağım isteği bu content resolver burada yapacak. Daha sonra handler nokta deyip startla başlıyordu komutlar hatırlarsanız insert yapmak istiyorum. Token değeri bu ifadeyi yani bu insert işlemini belli eden bir integer değerdi. Buna 1 diyelim. Cookie ile işimiz yoktu. Null dedik. Nerede insert yapmak istiyorsun? Kategori entry nokta content URI üzerinden insert yapacağımı söylüyorum ve de kaydetmek istediğiniz değerleri içeren content values. Biz burada bunu oluşturduk. Values deyip inserting işlemini bitirmiş oluyorum. Tabii şöyle bir şey de yapabiliriz. Insert olduktan sonra kategori adı edit text'imizi yeniden
ne yapabiliriz? Boşluğa atayabiliriz. Hani sonra da bir toast mesaj verip this yeni kategori eklendi. Toast nokta yeni kategori ekleme işlemini bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim update işlemine. Dediğimiz gibi yeni bir kategori mi yoksa var olan bir şeyin mi olduğunu ben buradaki bu değerden anlayacağım. Eğer bunun içinde bir değer varsa öncelikli olarak bu değeri bulalım ve bir cursor'a atayalım. Geldim buraya. Dedim ki cursor c eşittir dedim. Neydi? GetContentResolver nokta query deyip öncelikli olarak bu tıklanılan seçilen kategori ID'yi alacağım ve de ona bağlı olarak bir sorgu yapacağım. Ve bu sorgudan gelen değeri ben buradaki bu C'nin içine atayabilirim. Aslında atamaya da bilirim. Direkt olarak şunu sildim. Çünkü seçilen kategori ID eğer içinde bir atıyorum 5 diye bir değer varsa bu ne demek? ID'si 5 olan değeri ben şuradaki yeni değerle güncellemek istiyorum demek. Yine burada handler'ımı kullanabilirim. Bu handler'ı iki tarafta da kullanacağım için şimdi buraya ben handler yazsam gördüğünüz gibi gelmiyor. Çünkü bu handler'ı ben buradaki if'in içinde tanımlamışım. Else kısmında tanımı yok. O yüzden şunun en azından şu tanımını şuradan alalım. Şuraya koyalım. Ve ikleme işlemini de aslında orada yapabiliriz ya. Buradaki bütün işlemleri burada yapalım. Evet. Daha sonra burada sadece bu handler'ı kullanacağız. Aynı şekilde buraya geldim. Dedim ki handler.update start update. Yine bir token istiyor. Buna da bir diyelim, sorun değil. Cookie'yi null geçtik. URI diyor. Kategori entry.content URI. Güncellemek istediğiniz değerleri içeren content values bu. Şimdi bu güncellemeyi neye göre, hangi alana göre yapacağız? Hani gelen ID'ye göre yapacağımız için bir string selection kısmı oluşturmam lazım burada. String selection diyorum. Benim selection alanım ne? Kategori ID'm. Kategori entry.id. Daha sonra ne yapıyorduk? Bunu unutmayalım. Aksi takdirde içinden çıkamayacağınız bir hata alabilirsiniz. Hani kategori ID'si eşittir soru işareti diyorum. Şimdi bu soru işaretinin yerine gelecek olan alanı yazacağım. Bunu da bildiğiniz gibi bir string dizisi şeklinde oluşturmam lazımdı. Bir tane elemanı var. O da seçilen kategori ID. Tabii bu long ve benden bir string değer istediği için string.valueOf metoduyla bu ifadeyi string'e çevirip bunun içine atabilirim. Values'um bu. Selection'ı tanımladım. Daha sonra da argument dediği şey de benim burada args diye oluşturduğum string dizisi. Evet, burası da böyleydi ve start handler.startupdate dediğimde bu işlem yine arka tarafta bir farklı bir worker thread'de yapılıyor ve güncelleme işlemi yapıldıktan sonra da bir toast mesajı yazalım buraya. Kategori güncellendi desin. Kategori güncellendi. Şimdi bir bakalım bir hatamız var mı? Öncelikle yeni kategori oluşturmayı test edelim. Uygulamam açılıyor. Uygulama açıldı. Şimdi öncelikle kategoriler kısmına gittim. Şurayı şöyle yaptım. Mesela buralarda değerler olduğunu düşünün veya şunu tıkladığımı düşünün. Bunu istemiyorum ben. Yeni dedim. Yeni kategori oluştur geldi. Emre diye bir kategori. Kaydet dediğimde yeni kategori eklendi dedi. Baktığımız zaman Emre en alta gelmiş. Şey yapalım isterseniz. En son eklediğim kategori en başta gözüksün. Şimdi ben bu listeyi doldururken bir cursor loader kullanmıştım değil mi? Bakın burada veri tabanından çekeceğim alanlar, burada da onlarla ilgili işlemler vardı. Şuradaki şu son null işlemi sıralama yapacağınız alandır. Buraya gelip şöyle ID
Dash derseniz string bir ifade alıyor bu. Bu ne diyor, ne olacaktır? Getirilen sonuçları ID'ye göre yukarıdan aşağı, yani ID'si büyük olan en başta olacak şekilde tekrardan bir sıralama yapacaktır. Şimdi ben bunu açtığımda list view'un en başında Emre değerini görüyor olmam lazım. Bakalım. Emre yine en altta olmuş. Şöyle bir tane eklesek. Yok, en alta iniyor. Şu ASC miydi? Tekrar bir deniyorum. Uygulamamız açıldı. Baktığımızda kategoriler yine istediğim sırada gelmediğini görüyorum. Zaten burası ASC değil, desk olacak. Yani sondan başa doğru sıralayacağız. Öncelikle bunu bir yapalım. Ama gördüğünüz gibi çalışmıyor. Demek ki benim sorgum benim istediğim şekilde bana yanıt vermiyor. Dedirdik, veri tabanı ile ilgili, sorgularla ilgili bir hata olduğunda bakacağımız tek bir yer var. Not defterim provider. Şimdi burada bu cursor doldururken bir query işlemi yapılıyor. Demek ki provider'da bakacağım alan query. Yapacağım query kategorilerle ilgili. Burası çalışıyor. Şöyle. Burası çalışacak. Şimdi buraya bakarsanız biz burada ilk oluştururken bunları hep null geçmişiz. Yani siz buraya selectioner değil de sort order olarak gönderdiğiniz hangi değer olursa olsun buraya null atanmış. Aslında bizim burada ne yapmamız lazım? Buna parametre olarak gelen bu sort order'ı buraya yazmamız lazım. Küçük harflerle sort order. Şimdi ben buraya sort order desk diye yolladığımda artık benim metodumda burası çalışacak ve istediğim sonucu alabiliyor olmam lazım. Ne dedik burada? Kategori ID'ye göre sondan başa doğru sırala demiş olduk. Tekrardan bir çalıştıralım bakalım. Bu sefer istediğimiz olacak mı? Bunlara da dikkat edin. Hani buraya bir değer verdiniz ve ama istediğiniz değerle ilgili herhangi bir sonuç alamıyorsanız büyük ihtimal biz buraları ilk anlatırken null geçtiğimiz içindir. İlerleyen zamanlarda herhalde bu alanları da güncellememiz gerekecek. Kategoriler dedim ve gördüğünüz gibi sondan başa doğru kaydet diyorum. Yeni kategori olarak bunu ne yaptı? En başa ekledi. Kaydet, gördüğünüz gibi ekliyor. Yeni kısmı çalışıyor. Peki güncelleme kısmı çalışıyor mu? Mesela ben şu 20 isimli kategoriyi bakın. Position'ı 4 olmasına göre ID'sinin 20. Mesela bu ne olacak? 24, 23, 22, 21. Gördüğünüz gibi veri tabanında tutulan ID değerini ekranımızda gösteriyor. Bunun da testini yapmış olduk. Şu CVBC'yi değiştirelim. Şöyle SSS yapıyorum. Kaydet dediğimde kategori güncellendi dedi ve de gördüğünüz gibi direkt olarak bunu burada ekleniyor. Yeni dedim. Kategori ekliyor. Var olan kategoriyi güncellediğim zaman da gördüğünüz gibi kategoriyi güncelliyor arkadaşlar. Tek bir integer kontrol değişkeniyle ben yapılan işlemin güncelleme mi yoksa yeni bir ekleme mi olduğunu bu şekilde anlamış oldum. Son olarak hemen silmeyi de yapalım. Şimdi silmek için yine bir handler kullanacağız. Bakın bu handler'ı neredeyse her yerde kullandığımız için ben bunu alıyorum buradan. En tepeye koyuyorum ki her yerden ulaşılabilsin. Bunun güzel tanımı nasıl olur? Bunu burada böyle bırakırız. Şurayı şuradan keserim. Ve bu handler'ın initialize işlemini de onCreate'de yaparsam handler eşittir deyip böyle tanımlayabilirim. Ne oldu burada? Handler dedik. Handler eşittir. Evet. Herhalde burada bir evet şundan dolayı çift değil. Çift eşittir değil, tek eşittir olacak. Çünkü atama işlemi yapıyoruz. Kategoriyi silerken yine ben handler'ımı kullanacağım. Handler.start bu sefer delete işlemi yapıyoruz. Token olarak 1 geçtim. Şuraya geldim. Namluku açalım. Evet. Token olarak 1 geçtik. Cookie olarak null geçtik. Daha sonra benden ne bekliyordu? URI bekliyor. Ben kategori entry nokta content URI üzerinden bu işlemi yapacağımı söylüyorum. Selection ve selection arcs istiyor. Aslında buradaki bu selection ve selection arcs güncelleme yaparken kullandığım alanlardan farklı değil. Şuraya geldim. Bunu buraya yapıştırdım.
Selection olarak bunu verdim. Selection Arcs olarak da Arcs isimli string dizisini verdim. Neden? Çünkü bir kategori seçtiğimde ID'yi ben bu değişkende tutuyordum. Selection olarak ID'ye göre tıklanan öğenin ID'sini bul ve onu sil diyorum arka plandaki bir thread sayesinde. Bunu yaptıktan sonra da yine ne yapalım? Kategori adını sıfırlayalım. Kategori adı nokta set text diyelim. Sıfırladım. Ve de ekrana bir toast mesajı verelim. Kullanıcı ne yaptığından haberdar olsun. Kategori silindi. Tekrardan bir çalıştıralım bakalım bir hatamız var mı? Uygulamam açıldı. Kategorilere geldim. Şunu sil dedim. Gördüğünüz gibi siliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Direkt olarak o zaman artık ben tüm test kategorilerini sileyim. Şimdi buradakiler statik olduğu için bunlara takılmayalım. Şu an için şurayla ilgileneceğiz. Şimdi artık temiz kategorilerimizi oluşturabiliriz. Mesela genel kategorisi kaydet. İş kategorisi kaydet. Okula kategorisi. Okulu yanlış yazdım diyelim. Okul gördüğünüz gibi hemen güncellendi. Mesela farklı bir kategori yapalım. Şöyle yeni dedikten sonra. Ve ben bunu silmek istediğimde de gördüğünüz gibi basit bir şekilde siliyorum. Evet, bu sayede kategori activity sayfamızı tamamıyla doldurmuş olduk. Bir sonraki derste ne yapacağız? Buradaki bu spinner'ın içeriğini düzenleyeceğiz ve yeni bir kategori oluşturduğumuzda bu arayüzleri tasarlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.